Masumiyet dizisinin ilk bölümünü izlerken bu video için o kadar çok not aldım ki artık parmak uçları alev aldı da bir bölümde tam 45 not alıp kanal rekoru kırdım. Dolayısıyla da o bir bölümü izlemem tam 4 saat sürdü. Bir de onun ikisi hı, kahramanım ya ben aklımca memleketteki dizileri düzelteceğim. Yok zaten hiçbir şeyin düzeldiği yok. Aksine her şey daha da kötüye gidiyor. Bu sefer de iki kadın arasında bir adamın o piti piti yaptığı, kadının yine kandırıldığı, aşağılandığı, dövüldüğü ve yine erkeklerin bolca parasının, kadınların da anca yarasının olduğu ve hayattaki tek amacı bir holding patronu tavlamak olan kadınlarla servis edilmiş bir yeni yerli dizi daha. Masumiyet Evet dizide yine bir holding var. Sanırım böylelikle dizilerimizde olan holding sayısı vergi dairesinde kayıtlı olan holding sayısına da geçti. Her iki genç kıza bir holding patronu oğlu düşüyor. Neyse öncelikle dizi doğum günü olan kişi orada olmadığı halde doğum günü şarkısı söyleyen bir aileyle başlıyor. İyi doğdun, Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ama onun üzerinde durmaya çok gerek yok. Çünkü o Ela değil salonda evde bile yok. Çünkü 18 yaşındaki Ela hamile kaldığı sevgilisinin evlenmek üzere olduğu nişanlısı Instagram'da gelinlikli fotoğraf paylaştı diye evden kaçıp kendinden tam 17 yaş büyük ve aynı zamanda babasının patronu olan o sevgilisinin kendini hamile bıraktığı daha evine gidiyor. Çok mı hızlı başladım? Tamam dizi kadar olamam da. En başa dönelim. Doğmadan önce kardeşlerini geçip hedefe ilk ulaşması dışında başarısı olmayan holding patronu oğlu, esas kızımızın okuduğu okula konuşmacı olarak gelip başarılı olmanın sırlarını anlatıyor. Ve diyor ki: Babam kim olursa olsun, ben de sizin gibi. Ve henüz en büyük hayalimi gerçekleştirmedim. ve hayalini gerçekleştiremediği için alkışlayanların arasında da ağzının kulağa olan mesafesinden en büyük hayalinin gelinlik olduğunu görebildiğimiz esas kızı görüyoruz. Ve biz buna fende elime diyoruz. Değil mi? Eba TV'de böyle olsa ya. Daha sonra erkeğimiz kızı arabaya davet edince süblimleşme de orada gerçekleşiyor. Sen söyle bakalım. 35'inde ne alemdesin? Ben 35'imde. Artık şöyle huzurlu. <laughs> şaka şaka. Yaşıyorum 35'imde. Bu arada kızın babası da karısını sürekli aşağılayan ve bir yandan da şirketteki bir başka kadınla aldatan bir adam. Ve bu adamın babasının kızıdır o tuttuğunu koparır repliğinden sonra da kızı bir başka kızla nişanlı olduğunu bildiği sevgilisiyle birlikte bir dağ evine gidiyor. Tamam ev tam olarak dağda değil ama olsun. O cümle kalıbı standart. Çünkü dizilerimizde holding patronları kuş gibi. Aşk yuvalarını kimsenin ulaşamayacağı yerlere yapıyor. Bu arada adamın evlenmek üzere olduğu nişanlısı da yine zengin bir babanın kızı ve aynı zamanda tek hayali gelinlik giymek olan bir YouTuber. Erkeğimiz de nişanlımdan ayrılmak istiyorum ama kıyamıyorum deyince de öbür kız Sen çok iyi bir adamsın. diyerek erkeğimizin şirketine stajyer olarak girip şirketteki bir etejer kadar iş görmüyor. Çünkü senaristin uygun gördüğü görev başka. İşte senaryolarda dizi üstünde yazılınca demek. Ama kız artık işkileniyor ve... Beni ne kadar çok seviyorsun? Sorusundan sonra da hayatımda duyduğum en romantik cümle geliyor. Bu yıl ödeyeceğim vergi kadar çok. Bu yıl ödeyeceğim vergi kadar çok. E tabi şimdi devlet vergisiyle Allah vergisi de aynı adamda birleşince dayanması da çok zor. Kız bir kez daha dağ evine gidiyor ve tam 7 dakika boyunca "Neden nişanlından ayrılmıyorsun?" diye ağlıyor. Ama adam sadece "Seni istiyorum." deyince yatağa gidiyorlar. Zaten dizinin tamamı da böyle geçiyor. Artık senaristler para varsa yapacağı şey belli diye erkeklere replik bile yazmaya gerek duymuyor. Dizi boyunca erkeğimiz konuşmayı öğrenen makav papağanı gibi dikkatlice dinleyip iki kelime ediyor. Kızlar da seviniyor. Zaten o sevinçle de olan oluyor. Kız hamile kalıyor. Tabii tüm bu olanları yavaş yavaş öğrenen anne de perişan. 18 yaşındaki kızının kocasının patronu olan 35 yaşındaki adamla birlikte olduğunu anlayan 36 yaşındaki anne önce elindeki pastayı adamın bir de nişanlı olduğunu öğrenince elindeki telefonu bırakıyor. Ve işte tam orada da asansör kapısında bakışmak gibi bir ilk gerçekleşiyor. Daha sonra da bir kız annesini teskin edebilecek o cümle bir erkek annesinden geliyor. Ah canım benim bu yaş farkı bizim zamanımızda bir meseleydi. Şimdi... 50 yaşında adamlar 20 yaşından büyük kızları beğenmiyor. Durum bu senin de haberin olsun. E tabii artık yıl 2021 madem senaryo ve görsel efektler anlamında çağa ayak uyduramıyoruz ancak böyle böyle değil mi? Yani bence Puh! kusura bakmayın ilk defa böyle bir tepki veriyorum ama her ne kadar televizyonu izlerken dizi karakterleriyle konuşmaya başlayan babaanne tepkisi vermiş gibi görünsem de artık bu jenerasyona layık görülen dejenerasyona söylenecek bir laf bulamadım. Yaş farkı ne Umut? Yaş farkı ne? Annem gibisin. Yaş falan benim umurumda değil. Evet umrunda olmadığını da hamile kalmasından öğrendiğimiz kızın en azından doğacak bebeği umrunda ve hatta onunla ilgili planları da var. Ben okula da devam ederim. Annem bakar. Ya da atarım bir tane Filipinli dadının kucağına giderim okula. İşte bu Filipinli dadalar yüzünden gelecekte bütün dünya Türklerin İngilizceyi neden uzak doğu aksanıyla konuştuğunu hiç anlamayacak. Neyse daha sonra erkeğimizin nişanlısıyla evlenmeden bir gece önce yine dağ evinde gördüğümüz çift bu kez kavga etmeye başlıyor. Ve öldüresiye dayak yiyen kız arabadan yol kenarına atılıyor. Erkeğimiz de ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi kendi düğününe gidiyor. Neyse ki ambulans görevlisinin önce sakince polise delilleri verip sonra yaşayıp yaşamadığına baktığı kız da ölmemiş. Peki diğer kız 5 dakika sonra evleneceği adamın tutuklanırken bir başka sevgilisini darp ettiğini öğrendiğinde ne yapıyor? Depresyon, ağlama, bağırıp çağırma. Yok, düğün gecesi yarım kalan işi tamamlayıp gidip hapishanede evleniyor. Ve hapishanede pembe oda hediyesi alan Replik bile yazılmayan erkeğimiz karısıyla buluşuyor. Yine dakikalarca bağıran bir kadına iki kelime söyleyince de... Hatırlarsanız bir başka dizimizde de şiddet gören beş kadın hapse girmişti. Neyse ki bu dizimizde şiddeti gösteren hapse giriyor ama şiddet görsen de... Şiddeti görsen de sessiz kal alt metni aynı. Kızı hastanelik olan babada şikayetçi olmayalım diyor. Ya yok bak öyle değildir o. Şimdi adam polise gitmeyelim kendi adaletimizi kendimiz sağlayalım diyor değil mi? Yok o da kızı hastanede can çekiştiği esnada sevgilisiyle sevişiyor. Ve tabii ki puzzle'ın en büyük parçası olmazsa olmazı fazladan gramajı meziyet zanneden erkek annesi. Bu dizide de o görev Hülya Avşar'a verilmiş. Benim oğluma bir şey olmaz deyip teklifini yapıyor. 10 milyon dolar. Ve daha sonra da bu ailelerin gücünü anlatmaya dolarlar yetmediği için First Seydimiz doların ana vatandaşlık bile teklif ediyor. Dizide dayak yiyen kız için bir şey yapan tek kişi de işte o teklifin yapıldığı annesi. Peki ne mi yapıyor? O da onu aldatan kocası ne derse onu yapıp bir köşede ağlıyor. Hem de büyük ihtimalle kızının sevgilisinin karısının babasıyla aşk yaşamadan birkaç bölüm önce. Şimdi beni yeni yeni izleyip dizilerin toplumu etkilemediğiyle ilgili bir yorum yapan çıkarsa aşağıda ona cevap vermekte uğraşmayın. Ben söyleyeyim değil 2,5 saatlik dizilerden 15 saniyelik TikTok videolarından bile etkilenen var bu ülkede. Neyse şimdi... Dizi hiç izlemeyenler beni bu dizinin gerçekliğini sorgulayarak izledi biliyorum. Ama maalesef bu dizi gerçek. Hem de gerçek hayattaki şiddet kadar. Büyünce çok canlar yakacak diyerek büyütülen erkek çocukları kadar gerçek. O kodlamayla cidden büyünce de o canları yakan erkekler, oğlumun elinin kiridir diyen anne babalar kadar gerçek. Bunları zaten çok konuştuk kanalda. Çünkü bu şiddete parmak basıyoruz adı altında çekilen diziler. Bir bir bitse de bir yenisinin arkası kesilmiyor. Ve dolayısıyla bir kez daha söylemek zorunda hissediyorum ki bu diziler sanılanın aksine değil yanan bir ateşi söndürmek üstüne körükle gidiyor. Sizin gördüğünüz ne bilmiyorum ama benim gördüğüm içki içenlere afiyet olsun demek bile sansürlenirken kadına şiddetin konu olduğu dizilerin afiyetle izleniyor olması.